Hocam iyi misiniz? Ben gayet Sözümü iyi. Sözü size bırakacağım çünkü <laughs> biraz ekselendi. Pek iyi olmadık ama daha <laughs> tamam, bunun devamı peki. var. Ee, şimdi <laughs> Yunanistan'ı konuşacağız dedik. Çünkü Yunanistan silahlanmaya devam ediyor. Türkiye'ye karşı deniz filosunu yenilemeye hazırlanıyor. Yunanistan'a teklif veren ülkelerde bu açıdan belli oldu. Doğu Akdeniz'deki silahlanma yarışında yeni bir adım söz konusu yani. <laughs> Şimdi bir de biraz önce ifade etmiştik birazdan onun da ayrıntısına bakacağız. Başlık olarak yine söyleyeyim. 2014 yılında yaptığı bir konuşmada Amerikan Başkanı Biden Güney Kıbrıs'a verdiği destek sebebiyle kendisine Biden'a plus dendiğini aktarıyor. Yani Yunanistan'a karşı bir sempatisi olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Tabii bütün bu denklemde Şimdi ne planlıyor Amerika Birleşik Devletleri? Neden bu kadar? Bizim gösterebildiğimiz bu ana hat üstler ama 20'den fazla Amerikan üssü kurulduğunu Yunanistan'da biz ifade edelim. Neden bu üstler kuruluyor? Yunanistan nasıl silahlandırılıyor? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Buyurun. Ee, İngiliz. Sayın Biden'ın tabii kendi seçmenlerine yapmış olduğu taahhütler var. Bunlar hem oradaki Yunan lobisi hem Ermeni lobisine. Şimdi başa geçti. Dolayısıyla Yunanistan'la ilişkileri <laughs> ilerletiyor. Yani şöyle bir husus var. Yani acaba Yunanistan ve Türkiye, Sayın Büyükelçimizin ifade ettiği gibi, komutanın söylediği gibi, NATO'nun güney kanattaki iki müttefiki görevleri nedir? Truman doktrinine göre Sovyetleri burada durdurabilmek ve eğer Sovyet donanması boğazları geçtikten sonra Ege'de Yunanistan'a bir rol verilecekti. Demek ki Karadeniz ve Boğazların korunması Türk donanmasına aitti. <laughs> ne oluyor da böyle e, bayram değil, seyran değil, Amerikalı kardeşlerimiz Yunanları evet. ölpüyorlar? Bana göre Yunanistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve enerji projeleri konularında yeniden bir e, defter sunuyor Türkiye. Gel diyor, bakalım bunları çalışalım. Doğu Akdeniz Toplantısı dahil olmak üzere. Ve Türkiye şunu söylüyor. Kazan kazan projesiyle biz bunları yapalım. Yani burada iki tane ayrı devlet var. Kime söylüyoruz biz bunu? Amerika'ya da söyleyeceğiz bunu toplantıda tamam. Brüksel'de. Peki. Ee, <laughs> burada KKTC var. Bunu yok sayamazsın. Artı Türkiye bu kadar e, geniş bir e, kıyı şeridine sahipken Ege'deki Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçemez. İkinci husus şu. Bu beyaz sayfa açmaya Yunanistan acaba meraklı mı? Şimdi en son biliyorsun Ankara'da kriz oldu ve Sayın Dışişleri Bakanımız da Atina'ya gittiler. Burada Cumhur şeyin büyük söylediği çok önemli bir şey var. NATO'nun misyonu ne Avrupa Birliği ne son bu krizde. Maalesef Avrupa Birliği gereğini yapamamıştır. Nedir? Girit'in altında Türk ve Yunan uçakları sizinle beraber anlattık. Az daha çarpışıyorduk. Evet. Bizim arama gemimize saldırdılar. Ve Türk uçakları püskürttü bunu. Evet. Peki 1974 Kıbrıs Harekatı'na bakıldığında NATO bunu durdurdu. Bu çok önemli. Türk-Yunan Savaşı'nı. İkinci hadisede bizim görevde olduğumuzda 2016 Kardak krizinde iki tane şey vardı uyuşmazlık. Buraya S-300'lerin yerleştirilmesi Kıbrıs ve burada Kardak'taki adacıya Yunanlıların çıkmaya kalkması. Savaşın eşiğinden yine Amerika ve NATO durdurdu. Burada e, şu var NATO'nun Türkiye'ye bu desteğini unutamayız. Peki, bugün gelinen noktaya nedir diye baktığımızda Sayın Mitsotakis az önce yaptığı açıklamada Türkiye'de olumlu bir gündeme her zaman hazırız. Her zaman pozitif bir e, gündem yapabiliriz. Kademeli, orantılı geri dönülebilir bir iş istiyoruz. Ama Türkiye'de yapıcı ve diyaloğa bağlı olmalıdır. Şimdi gelelim bu sabıra, Bu sabır ne? Yani sabır taşı çatladı diye bir atasözü var. Evet. Yunanlı kardeşlerimiz burada Ege'de çok iyi biliyorlar ki Türkiye'nin hakları var. Ve e, ne diyor Ahmet Demirel? Evet diyor Ege bir denizdir ama bir Yunan denizi de değildir diyor. E, şimdi e, şimdi burada çok önemli bir şey var. E, ve Türkiye her zaman için değişmez bir kural var. Tutar da siz Karasuların 12 bine çıkarırsanız o zaman sizin Nedim Bey'in söylediği şey olur. Türkiye için savaş sebebidir. Türkiye ile Yunanistan savaşır. Yunanistan bunu kademeli olarak yapar mı? Yani hukuken İyon Denizi'nin bu tarafını Adriyatik'te bunu yapar da bu tarafa getirir. Anakara'dan bunu kıtalara doğru mil yaparsa. 18 mili işini mi söylüyorsunuz? Efendim? 18 mili 12 mili evet. Peki 12 mili. Evet. Bu Türkiye için savaş sebebi. Peki bu savaş neden olacak? Amerika'nın az önce Nedim Bey'in söylediği neden bu üstler var? Şimdi birinci... Postülata göre, hipoteze göre Amerikalılar bütün bunları NATO'nun 2030 perso projesine göre Yunan şeye göre yapıyor Rusya'ya karşı. Ben de soruyorum o zaman. Bu, bu, buradan atılan Kırım'dan füzeler Girit'i 6 ile 8 dakikada vuruyor. Demek ki bütün Amerikan e, gemileri burada batacak. Niye sen buraya yatırım yapıyorsun? Bu önemli. İkinci husus şu. Buradaki bu kadar işler kavala, dede ağaç. Bunları anlattık bizim dedelerin ağacından sonra Yunanlar biraz e, ışırtı oluyorlar ama şimdi e, bakalım bir geriye gidelim. Kırım Harbi'nde bize yardım eden müttefiklerimiz kimlerdi? İngiliz ve Fransızlardı değil mi? Denizden geçilen bir şey var, e, muharebe var. Bir de karadan giden orduların Balaklava Muharebesi'ni bu bu taraftan Osmanlı ile beraber bu kara orduları da gittiler. Ama bugün buraya geçmesi için Bulgaristan var, Romanya var. Ondan sonra Ukrayna'yı geçen Yunanlı, Rus'ta çarpışacaksın Yani çok gerçekçi değil mi efendim burada Hayır, bu değil, değil, Rusya değil. için? Hayır değil. O zaman olması. burada şu var. Soru şu, acaba bu Türkiye karşı mı yapılanıyor? Yani Sayın Büyükelçimiz dedi ya Türkiye sabrediyor. Şimdi bu kadar şey var. Ama bize silah ver, bize vermiyor. Şimdi bir de o Menendez'in söylediği Allah selamet versin bu kadar uçak verdiler. Üstüne bir de minaj aldılar. Yaklaşık 70 tane helikopter verildi. Çinuklar veriliyor. Ondan sonra Kayavalar Bunlar veriliyor. Bunlar Yunanistan'a verilenler Tabii. Bin tane şey verdiler. Zırhlı muharebe verdiler. Allah'tan ikinci el bir işe yaramaz. Teneke yığını hepsi de. E niye veriyorlar? Herhalde orada tenekeci dükkanı açacaklar. Eee. Türkiye sıfır yapıyor. Şimdi Yunanların akıllar diyor. Bak diyor. Rumlar da diyor. Biz Türkiye ile savaşırsak kaybederiz. Peki. Zırhlı verdi. Başka ne verdiler Yunanistan'a? Helikopterler sayalım. veriyorlar. taarruz helikopterleri. Ulaştırma helikopterleri artı bakım veriyorlar. Ee, ve bunlar hepsini bağış veriyor. Çünkü Yunanistan yiyecek ekmeği yok. Ee, bir de başka bir şey İbe daha var. ediyorlar yani. Doğru mu? Şimdi e, elbette şimdi Avrupa Birliği de diyor ki parayı ben veriyorum Almanya. Yunanistan batmış bir ülke. 300 evet. milyar dolar borcu var. Silah diyor Amerikalı'dan alıyorsun. O zaman da diyor Libya'ya gelme kovaladı Almanya Yunanistan'ın Kıbrıs'ta. Libya'da biliyorsunuz Merkel. Almanya son derece rahatsız bu durumdan. Şimdi Yunanistan'ın bu silahlanmasında sabır nedir acaba? Ha, şimdi bu sabra karşı Türkiye ne yapıyor? Ona Hocam bak... oraya geçmeden önce Yunanistan'a F-35 de mi verecekler şimdi? Nedir? <laughs> Verebilir her an. Şimdi e, buradaki pazarlığa bağlı. Türkiye Sayın komutanımızın da dediği gibi caydırmak için baskıyı arttırmak için her şeyi yapıyorlar. F-35 de verebilirler. Çünkü buradaki şey şu. Yani bakın Karakış Paşa'nın söylediği hadisede benim de görüşüm şu. Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesi Bizim 25 senedir sürdürdüğümüz F-16'larla üstünlük Yunanistan ve e, İsrail'e geçti. Neden? Hele bir de bu f 35ler verilirse biz yandık. Daha da farklı. Peki hocam şimdi e, donanmadaki farklılıktan ve bir revizyondan söz ediyoruz. Ne yapacaklar? E, donanmada da şöyle bu deniz üstlerinin verilmesi Amerikan uçak gemileri buraya yanaşacak duruma geldi. Yani buraya ek liman tesisleri yapılıyor. Dedağaça da yapılıyor. Buradan çıkarma yapacaklar. Bu çıkarma harekatları kime karşı yapılacak ben anlamıyorum. Türkiye'de hemen, Trakya'da biliyorsunuz e, tatbikat yaptık, karşı tatbikat. Çünkü burası dar bir alan. Acaba Montreux'u mi bozmak istiyorlar ben anlayamıyorum. Burada bir gizli bir oyun var ama sebebi de şu bakın. Çanakkale Muharebeleri esnasında, Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanistan savaşan taraf değildi biliyorsunuz. Sonradan 15 Mayıs'ta İzmir'e girdiler. Ancak... Yunanların teklif ettiği bir nokta var. Mustafa Kemal'in tuttuğu Anafartalar bölümüne Yunanlar bir kol ordu vermeyi teklif ettiler. O zaman Çarlık Rusyası buna karşı çıktı. Neden? Eğer galip gelselerdi bu defa Patikane bu durumda Ortodoksların liderliğini alacaklar ve Yunanistan İstanbul'da söz sahibi olacaktı. Rusya bunu kabul etmedi. Acaba diyorum buralarda Yunanistan'ın bir görüşü mü var? Ben bilemiyorum bunu. Ya bu kadar silah ne yapacaksın arkadaş yani ya? Peki Sen eğer Türkiye'yi karşı alıyorsan bu yetmez Sayın Bakan'ın dediği gibi. E, o zaman nedir yani? Şimdi şöyle onu da soracağım birazdan hocam ama şu e, donanmayla ilgili ne yapmaya çalıştıklarını söyleyelim. Deniz filolarını yenilemeye hazırlanıyor Yunanistan. Hazırlandılar. E, teklif veren ülkeler de bunun için belli oldu. Çünkü Fransa yeni başladı. savaş gemileri e, yaptırmak istiyorlar. Bu da Doğu Akdeniz'deki silahlanma yarışında yeni bir adım aslında Yeni savaş gemileri için de 7 ülkeden e, teklif alınmış. İki fırkete ne alacaklar yeni? E, Ondan... Katimerini gazetesi ABD, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın yarıştığını söylüyor bu e, savaş gemileri teklifinde. Sunulan tekliflerde Yunanistan'ın en büyük engeli bir ülke hariç diğerlerinin söz konusu savaş gemilerini kendi tersanelerinde üretmek istemesi. Atina ise Yunanistan'da üretim istiyormuş. Detaylar böyle. Şimdi şu andaki aşağı yukarı kuvvet yapısı birebir... Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde eşit. Ancak denizaltılarda bizim durumumuz üstün. Ayrıca bizim Milgen projesiyle donanmamızı modernize etmemiz üstüne çıkıyor. Ayrıca bizim Anadolu e, taarruz gemimiz, amfibi gemimiz devreye girecek. Ve biz altı denizaltı daha devreye sokacağız. Bu durumda e, bizim üstünlük bize geçmiş olacak. Fakat şöyle bir husus var. <laughs> İsrail de bunlara destek veriyor. Ha, İsrail hücum bot yapıyor onlarla beraber. Artı o da Fırkateynlerin projesinde ve var. Pilot eğitimi mi yapmışlar? Pilotaj eğitimi buradan e, uçuş eğitimini verdiler. Ayrıca Atina'da ve adalara e, İsrail yapımı dronlar, insansız hava araçları veriliyor. Yunan Hava Kuvvetlerine drone eğitimi veriliyor. ama başka bir şey daha var. Amerikaların verdiği AT-6 eğitim uçaklarının içinde radar var. Bizim İHA'larımızı vurabilecek bunlar füzelerle beraber. Bir şey daha var. Fransa'dan aldıkları minaj uçakların attıkları onun için bu e, S400 füzeleri bizim için önemli. O uçakların füzeleri Eskişehir'in arkasını vurabiliyor. Çünkü bunlar uçaktan atılan kuru sınıfı füzeler ve bunu vuracak füze bizde yok. Kim var? S400 var. E Patriot'u ver, vermiyor. Nerede, Çok önemli yani. mı düşüreceğiz biz? Şu an tek kalkan S400 bu anlamda. Doğru o mu anlıyorsun. Var. O var bir ama şunu da söyleyeyim. Eğer Türkiye bu durumda Yunan Deniz Kuvvetleri üste geçerse bu sefer Rusya'dan biz e, atmaca benzeri e, Bastion dediğimiz e, Sur manasındaki gemileri ve uçak savar, gemi savar füzelerini alabiliriz. Bunlar sesten 3-4 defa hızlı gidiyor. Yani Amerika'nın burada benim korkum şu bakın. Amerika bu şekilde Türkiye'yi baskılamaya devam ederse veya Türkiye'nin yapacağı başka şey yok. Türkiye, Rusya, Çin İran eksenine birileri koca kafalar iktirmek istiyorlar Türkiye'yi. Bu nereden kaynaklanıyor? Tarihten. Bakın demin anlattım Nedim Bey. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye tarafsız ve e, gemilerimizi vermiyor İngiltere. Sultan Reşat ve Osman'ı ve buradan kalkan Adriyatik'ten gelen Yavuz ve Midilli Girit'e e, limana geliyorlar. Kömürü bitiyor. İngiliz donanması takip ediyor. İstese batırırlar. Kömürü kim veriyor? İngilizler veriyor. Ve bizi şey, Boğaz'a kadar yani. takip ediyorlar. Enver Paşa önce durduruyor burada. Almıyoruz baştan. Sonra giriyor ve çok kısa sürede Türkiye, e, Osmanlı donanması burada gitti, Rusya'yı vurdu ve plan açıklandı. Gizli planda, Türkiye'nin paylaşım planında dört tane gizli plan var. Osmanlı'nın petrollerini kalmak, yani Birinci Dünya Harbi'nde Churchill'in söylediği biz harbi petrol dalgalarının üzerinde kazandık. İran sınırından girdiler bize Ruslar, iki Kuveyt'ten. Dikkat edin, oraya İngiliz istihbarat ajanları Kuveyt'te petrolün olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla burada Osmanlı'yı tasfiye edip Irak ve Fiil petrolüne oldular. Dikkat edin, 1926'ya kadar da Irak petrolünden dolayı sınır çizilemedi bize. Şimdi bugün gelinen noktada ben de diyorum ki, eğer burada denge bozulursa Türkiye'yi Rusya'dan sadece füze değil uçak almaya da itecekler. O zaman da diyorlar ki senin NATO'da bir işin yok sen Rus silahı almaya devam ediyorsun. Bu çok Peki. tehlikeli ve tarihi bir oyun. O zaman şunu da hatırlatalım hocam. Bunca silah yardımı yaptıkları ya da verdikleri ya da, verdikleri ya da sattıkları Yunanistan'da S-300. S-300 de var yani Rus silahı da var. Rus silahı Savunma da var. Savunma sistemi de var. Bir de Rus kısa menzilli füze şeyleri de uçak savarları da var. Var. Artı Rus ZPT'leri var. Yani çok sayıda Rus silahı var Yunanistan'da. Ama orada sorun olmuyor. Ona vermiyor. Yorgo dediğiniz gibi <laughs> biraz Yunan seviciliği var sayan Biden'da. Biz onu de soracağım. Biden'a Biden pulos deniyormuş ya kendisi. Plos, onu evet. ayrıca soracağım ama Papa'da bir de Plos, adalar Plos. meselesi var efendim. efendim? E adaların da silahlandırılma meselesi. Ya, ya adalar Tugaylar seviyesinde zaten şey. Bir de geçtiğimiz ay Meis'in önünden kalkıp bize Kaçta İ iki tane F-16 çıkardılar buradan. İşte sıfırdan gelip hadi yani bak size biz bacak gösteriyoruz demek onu, havacılıkta. Ya sen bana niye bunları gösterin? Burası Türk hava sahası. Sen buraya bunları bana yaparsan ben de sana yapacağım. İşte Ondan neticede sonra... ne elde etmek istiyorlar hocam? Yani bu sıcak bir çatışma mı burada hmm. hedefledikleri? Şimdi, Yoksa Türkiye'yi sürekli provoke edip bir şekilde yıpratmak, yormak mı? Bir tanesi provokasyon dediğiniz gibi baskılamak. Üç, bizim pilotlarımızın moralini bozmak. Neden? Şimdi Yunanistan'da F-15 yok. Suudi Arabistan F-15 uçaktır. Buradan kalkıyor. Bizimkiler onları önlüyor. Ama unutmasınlar ki Türk pilotları Konya hava Üssü'nde F-15'leri de kekledi. Ve bunlar Amerikan pilotu. Amerikalılar çok iyi biliyor. İsrail pilotlarında. Bizde öyle kahraman pilotlar var. Yani kimse kendini buğday ambarında sanmasınlar. Ha demek ki burada bizim acil uçak almamız gerekiyor. Ver diyoruz Amerika'ya. Vermiyor kardeş. Kimden alacağız? E uçak mı lazım o zaman S-400 kaçınılmaz. Hangi kabak gider de İncirli'ye bizim S-400'leri kilitler? Karşımda ciddi bir baskı var bana karşı. Üçüncü husus şu. Ben soruyorum komutanlarım da burada. Ben bilmiyorsam büyük elçim de burada. İki buçuk üç senedir Kıbrıs dahil bütün burada yapılan askeri tatbikatlar Fransız Amerikan uçak gemilerinde buna dahil olması kime karşı? Burada Rusya yok. O zaman neden bize karşı babam tatbikat yapıyorlar? Neden Sayın Cumhurbaşkanı Suud pilotlarının buraya gitmesine çok üzüldük dedi. Ha Türkiye'de bu kartı kesmek için 3. beyaz kartını çıkardı. Dedi ki bir dakika Öyleydi. Avrupa Birliği beyaz kart, Amerika'ya beyaz kart, bir tane de Körfez'e Mısır'la ilişkileri yeniden düzenliyoruz. Belki Netanyahu hükümetinden sonra yeni bir hükümet kurulursa İsrail'e Türkiye sabır kullanıyor, aklını da kullanıyor. Ne yapıyor? Bu arada kendi füzelerimizi yaptık. Bir daha söylüyorum. O benle alay eden koca kafalara da söylüyorum. Bu hafta şey vardı. E, Türk Milli Muharebe Uçağı'nda bütün parçalarının yapılabildiği kadar maksimum milli imkanlarla yapılması konusunda seferberlik başlatıldı. Yani ne olursa olsun Türkiye kendi uçağını yapacak. Hürriyetin çıkması çok yakın e, ve Türkiye tam e, siper hazırlanıyor. Yani sabırda şu var. Biz sabırda yapıp da yatmıyoruz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk etti, sabretti, sabretti, sabretti. 26 Ağustos sabahı dedi ki Atay! Ulan bir bak gözünü Allah Allah Allah! Burada kendini buldu. Nerede? 9 Eylül'de benim memlekette. Ulan! Boğuldular hepsi birden. Unutmasınlar bunu. Yüzyılın faciası diyor. Bir daha sen beni yenemezsin. Niye geliyorsun burada Amerikan dolmuşuna biliyorsun? Gel beraber diyorum. Ben de izleyeyim kardeş. Balık tutalım. Tarihten ne kadar Yiyelim. ders... Tarihten ne kadar ders çıkarabildiğimize Almayana bağlı. Geçmişte bu hataya düşen ben bir diyor, kere daha taki, düşebilir mi bilmiyoruz. kafa yani. Mitso kafa. Sen Senin Peki. babanı Türk kurtarmış Süleyman Demirel. Sen niye kalkıyorsun Türkiye'ye böyle yapıyorsun? Yigenim ya. Peki.